Alo. Hayır efendim. Efendim, kiminle konuşuyoruz? Hüseyin Mert. Hüseyin Bey, buyurun, sizi dinliyoruz. Prostat üzerinde 20 senedir çekiyorum. Alo. Evet, dinliyoruz. Prostatla ilgili 20 yıldır sıkıntınız var. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Hangi aşamadasınız? Doktora gittiniz. Doktorlar ne söylediler size bununla ilgili? Efendim 15-20 sene evvel küçük dediler, biz bu büyük kanıkları ameliyat ediyoruz dediler. Şimdi de ondan sonra masada kalır diye ameliyat etmiş yapmıyorlar. Bu şekilde kendi kendime bir ilaçla, bu şekilde bitkisel çayla kendimi idare ediyorum o şekilde. İhtiyaca girdiğim zaman bu şekilde, yani bir saat ihtiyaçta kalıyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, tekrar bir saat gidiyorum, tekrar bir saat kalıyorum ihtiyaç yerine. Bu, Kaç yaşındasınız Hüseyin Bey? 80 yaşında. Sorunum 80 bu. 80 yaşındasınız. Evet. Evet, ihtiyaca girdiğiniz zaman bir saat kalıyorsunuz. Evet. Doktorlar ameliyat edilirse masada kalacağınızı söylediler. Evet. Bitkisel ilaçlarla hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Doğru mu anladım Evet, efendim? tamam. Tamam efendim. Soruları ben hocamıza soracağım. Çok teşekkür ederim. Evet. Mevlam şifa versin. Amin. Hayırlı uzun ömürler dileriz efendim size. Evet. Kapatayım telefonu. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet, iyi akşamlar. Evet. Evet. İzah edeyim mi? Tekrar anlatmaya gerek var mı efendim? Buyurun. Ekinezyayı bitirelim. Ekinezya ile ilgili 50 bin kişi üzerinde tedavi denemesi yapılmış, dünya çapında en çok kullanılan, en çok bilinen ve hiç yan etkisi olmayan bir bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Mesela ben bununla ilgili dergi de getirdim. Burada Almanca bir dergi. Sizin Almancanız da var değil mi efendim? Almanya'da kaldım ben kendim 29 sene. Ekinezya ile ilgili 50 bin insan üzerinde denenmiştir. Almanya'da 182 firma 850 çeşit ekinezyadan hap, damla, draje, şurup üretiyor. 182 firma 850 çeşit hap, damla, draje üretiyor. Dünyada en çok çeşit çeşit damla draje kapsül üretilen, satılan bir ürün. Almanya'da doktorlar hastalarına, özellikle çocuklara, bebeklere üşütme, grip, nezle de ekinezya yazarlar. Ekinezyadan elde edilen damla, draje, şurup yazarlar. Bu Türkiye'de birisi çıkıyor diyor ki ekinezya zararlı. Neye göre zararlı? Kime göre zararlı? Nerede, ne zaman araştırma yaptınız? Elinizde belge var mı, bilgi var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Sadece karalama. Sadece karalama. Yanlış. 50 bin kişi üzerinde araştırma yapılmış. Burada elimizde belge var, bilgi var. İsteyene istediği zaman belge ve bilgi gösterebilir. Ben sizin ekinezyanızı teslim edeyim. Teşekkürler. Yani. Evet, ekinezya soğuk algınlığı için, nezle, grip için vücudu dirençli hale mi getiriyor? Evet, bağışıklık sistemi. Dünyada 50 bin kişi üzerinde denenmiş. 50, 1, 2, 3 değil. Ve Almanya'da bu reçetesi yazılıyor. Doktorlar yazıyor. Artık orada çocuklara, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da çocuklara, bebeklere antibiyotik verilmiyor. Antibiyotik yok. Ne veriliyor? Bitkisel şuruplar veriliyor. Ekinezyadan, ıtırdan, kekikten, naneden elde edilen. Türkiye'de hala birileri çıkıyor diyor ki o şöyle zan tesiri var. Ya neye dayanıyor? Klinik araştırma mı var? Belgen mi var? Bilgin mi var? Kasıtlı söylüyorlar. Niçin söylüyorlar? Bu iş Türkiye'de gelişmesin. Bazıları bu işten rant sahibi olanlar ranta devam etsin. Şu konuyu